derneğimiz tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İnegöl Mobilyası Yıldızları Ödül Gecesi önceki akşam özel bir düğün salonunda gerçekleştirildi. İftar yemeği sonrasında başlayan ödül törenine protokol üyeleri, mobilyacı iş adamları ve çok sayıda davetçi katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını İMOS Başkanı Okan Güler yaptı. Geçen yıl Hindistan Fuarı'na 38 firmayla katılım sağladık. Başarılı bir organizasyonla ülkemize döndük. Bu yıl 22-24 Kasım'da İnşallah Hindistan Fuarı'nın ikincisini gerçekleştireceğiz. Hindistan çok büyük bir pazar. Ürünlerimiz ilgi görüyor. Sizlerden ricamız bu fuara katılımın yüksek olması. Ne kadar kalabalık olursak fuarın başarısı da o kadar artacaktır. İnegöl dünya ile buluşuyor, Avrupa ile. Dört kıtanın temsilcilerine İnegöl'ü tanıtmış olacağız. İnegöl sektöre yön veren, yatırım, tasarım ve faaliyetleriyle örnek alınan sektörün lokomotifidir. Daha sonra İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'a da bir konuşma yaptı. Önce başkanlığını devrettiğim derneğimizin de başta Sayın Başkan Okan Bey'e ve yönetim kuruluna bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Evet, birçok projeyi ortak hayata geçirdik. Çok ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Burada bir dönem önceki yönetim kuruluma da, şu anki yönetim kuruluna da, Bilal Bey'e de ve Güşra Hanım'a, Recep Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İMOS Derneği son yıllarda çok ciddi değerli programlar ortaya koyarak İnegöl mobilya sektörünü hem Türkiye mobilya sektörüne öncü olarak hayata geçirmiştir, hem de İnegöl'ü dünya sektörüyle buluşturmuştur. Belediye Başkanı Alper Taban bir selamlama konuşması yaparak şu ifadelere yer verdi. Çalışmanın ürünleri olduğunu düşünüyorum. Senlik benlik içerisine düşmeden, biz duygusuyla hareket ederek, birlikte hareket ederek, ortak paydamızın İnegöl olduğunu gözden kaçırmayarak hepimiz aslında İnegöl'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu güzelliğin devam etmesi durumunda da ve her üzerine çıkılmasında da ilavelerin yapılmasında da inşallah İnegöl eminim ki çok daha güzel yerlerde olacaktır. Ben burada ödül alacak olan işletmelerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Tabii ki burada belki küçük de olsa ödüller verecek ama onları şevk ve heyecanını arttırmak lazım. Beraberinde bu duruma gelebilmeleri için diğer firmalara da örnek teşkil etmesini sağlamak lazım. Son olarak konuşan ilçe kaymakamı Ali Akça şunları söyledi. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. İMOS'un yeni başkanı Okan Bey'in konuşmasından çok da faydalandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü Okan Bey'in konuşmasında artık İnegöl'ün, İnegöl'lü mobilyacıların dünya üzerinde yaptıkları işle, yaptıkları işi sunmakla veya pazarlamayla alakalı İnegöl'lü mobilyacıların sınır tanımaz özelliğinin artık onlar için bir yetenek olduğunu, onlar için artık bir meziyet olduğunu da tespit etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 3 ana dalda başarı gösteren firmalara ödülleri takdim edildi.